Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda başlıktan da anlaşıldığı üzere YKS'ye giren tüm öğrencilere başarılar dileme videosunu çekeceğiz. Evet, 2021 tayfa, evet, sınava günler kaldı arkadaşlar. Evet, az kaldı. Emeklerinizin karşılığını alacaksınız inşallah. Evet, gençler. Şimdi ben de siz sınava girmeden önce son bir vedamı sizinle etmek istedim. Sınavdan önceki vedamı etmek istedim tabii ki. Ve sınav anında ne yapmanız gerektiğiyle ilgili birkaç bir şey söylemek istedim. Benden de bir şeyler duyun. Tabii ki rehberlik anlamında çok profesyonel birisi değilim ama e, sınava soktuğumuz öğrencilere söylediğimiz şeyleri size de söylemek istedim yani açıkçası. E, biliyorsunuz son bir aydır size video e, video falan yüklemedim arkadaşlar. Bunun sebebi nedir? Tabii ki sizi Size kendinize bırakmaktı. Çünkü niye eksiklerinizi kapatmaktı. 3-5 video işte 3 soruda işte geometride şu konu tamam işte sınavda çıkacak 5 soru falan gibi videolar çekmedim arkadaşlar. Çünkü bence e, biraz zaman kaybıydı arkadaşlar bu. Ya, zaten sınavda çıkabilecek bütün soruları biz konu anlatımımızda ya da e, çözdüğümüz soru bankalarında falan hep bahsettik arkadaşlar. Konu anlatımına iyi bir şekilde çalıştıysan o sınavda çıkacak soruların Zaten benzerlerdi. Sen çözdün kardeşim. Değil mi? O yüzden sizi çok fazla oyalamak istemedim. O yüzden son bir aydır e, vakitinizi çalmak istemedim. Sizin için en önemli şeylerden biri de zaten vakitti arkadaşlar. E, o vakitte umarım iyi bir şekilde değerlendirmişsinizdir. Evet sınava girmeden önce size tabii ki bir şeyler söyleyeceğiz. Ne söyleyeceğiz? İki şeyden bahsedeceğim arkadaşlar. İki temel noktadan bahsedeceğim size. Bunlardan birincisi senenin başından beri söylediğim şeyi sakın ama sakın unutmayın arkadaşlar. Ne diyoruz senenin başından beri? Verilen bilgileri kullan kardeşim. Geometride soruyu yapamadığın zaman yani sınav anında geometri sorusu çözerken kafanda bu şey sesim yankılansın. Lütfen yankılansın. Ya Kenan Hoca verilen bilgiyi kullan diyor. Ya boşuna demiyoruz bunu kardeşim. Özellikle yeni sınav sisteminde görüyorsunuz. Ee, soruyu yapamadığımız zaman biz de aynı şekilde yapamadığımız zaman hep ne yapıyoruz? Ya ben bu yandaki verilen bilgiyi ya da sorunun altında verilen bilgiyi kullanmadığım için bu soruyu çözemedim diyorum. Hep oraya yoğunlaşıyorum ve oraya yoğunlaştığım zaman soruyu rahat bir şekilde yapabiliyorum arkadaşlar. İnşallah sizler de aynı şekilde olacaksınız. Bunlardan birincisi buydu arkadaşlar söyleyeceğim şeylerden birincisi. İkincisi de nedir? Sınav anını iyi yönetin kardeşim. Ki sen sınav anını mı yönetemeyeceksin? Ya sen bu seneyi yönettin. Niye bir pandemi süreci işte pandemi oldu, okul oldu, dershane oldu ya da olmadı, iptal oldu, uzaktan eğitim oldu. Ya sen bu pandemi sürecinde ders çalışmayı yöneten bir insansın. Sen sınavı mı yönetemeyeceksin kardeşim? Sınavı yönetmek demek ne demek? Tabii ki klasik olan şeyin üzerine vurgu yapacağız ve birkaç şey de söyleyeceğim. Alt başlıkları daha fazla, daha fazla alt başlıkları vardır tabii ki de. Rehberlik videolarında falan siz izlemişsinizdir başka yerlerdeki rehberlik videolarında. Benim söyleyeceğim şey şu, üzerinde duracağım şeylerden biri şu arkadaşlar, turlama tekniğini mutlaka mutlaka kullanın. Atıyorum geometri sorusuna geldiniz, Birinci soruyu çözemedin. Ya yandaki bilgiyi de okudun yine çözemedin, oraya yoğunlaştın yine çözemedin. Atla kardeşim, ikiye geç yine mi çözemedin? Geç kardeşim. Allah korusun üçü de mi çözemedin? Geç kardeşim. Hatta üç üç tane soru, hatta dört tane soru birden üst üste çözemedin. Belki bölüm bile değiştirebilirsin. Önemli değil. Ya sen bu turlama tekniğini atlama atlayarak gittiğin zaman yani çözemediğin soruyu atladığın zaman emin ol bütün sorular bittikten sonra yeniden o soruları göreceksin kardeşim ve yapacaksın. Çünkü şu özellikle TYT'de arkadaşlar süre yetişme diyoruz ya biliyorsunuz bütün puanlar sorular aynı aynı derecede bir puana sahip arkadaşlar. Yani matematikte birinci soru işte atıyorum 3 puansa sonuncu soru da 3 puan. E, coğrafyada mesela aynı şekilde belki 3 puandır belki o standart sapma e, kısım kısım değişiyor arkadaşlar. Matematikte farklı, kimyada farklı, fizikte e, coğrafyada farklı. Hatta bir senesinde sosyal kısmının standart sapması veya puanların daha yüksek olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Ya yani yanlış bilmiyorsam bu şekilde olması lazım arkadaşlar. E, o yüzden ne yapacaksınız? Diğer taraftaki sorularda görmeniz lazım. Yani sen orada bir matematik, bir geometri sorusuyla uğraşırken 10 dakikana yani 5 dakikanı verdiğin zaman tarihten, coğrafyadan yapabileceğin sorulardan 5 tane soruyu iptal etmiş oluyorsun. Yani oradaki o puanları iptal etmiş oluyorsun. Sakın ama sakın bunu yapma. Özellikle TYT'de. Turlama tekniğini mutlaka ama mutlaka kullan kardeşim. Tamam. Bu en önemli şey arkadaşlar. Klasiktir ve herkesten bunu duyuyorsunuz zaten. Ama gerçekten ama gerçekten bu şekilde davranın. Evet başka turlama tekniğinden başka söyleyeceğimiz bir şey var mı? Ya şu mesela çok sıkıntı yaşadın. Sınav anında işte yapamadığın olmadı. Şu oldu bu oldu. İşte bir şeyler aksilikler oldu. Şöyle bir 10 saniye karşındaki duvara hiçbir şey yapmadan sadece dimdik bak arkadaşım oraya. Bir 10 saniye. İçinden de 10'a 10 kadar da sayabilirsin. Tamam mı? Sınav anında tabi ki bunu bir kere yap. Böyle 10 defada 10 saniye gitmesin. Ya da çok sıkıntı mı yaşadın? Sorularda böyle şey yapamadın mı? 10 saniye baktın tamam kendine geldin. Sonra yeniden soruya dal. Yap soruyu kardeşim. Büyük ihtimalle yaparsın zaten. Ya da işte çok sıkıntı yaşadın. Şunu bile yapabilirsin. Ayakkabını bağlar gibi eğilebilirsin böyle. Ayakkabını bağlayabilirsin tabi orada ayakkabınla uğraşabilirsin. Beynine kan gitsin mesela. Küçük küçük taktikler arkadaşlar. Daha nice taktikler var tabii ki. Hani turlama tekniğini yap ve bu küçük taktikleri de yapabilirsin tabii ki. Ve sınav anında gerçekten ama gerçekten eminim güzel şeyler yapacaksın. Hak ettiğin başarıyı elde edeceksin. Ve bir hocamdan duydum bu hafta duydum ve çok önemli şeylerden biri. Bence çok önemli ve çok etkili şeyler bir tanesi arkadaşlar. E, negatif enerjinizi bir başkanız başkasına verin. Gerçekten, bence çok etkili. Hocam nasıl vereceğiz onu? Sarılmayla kardeşim, annenize sarılın, babanıza sarılın, abinize, ablanıza sarılın, kardeşinize sarılın. Mutlaka, ama mutlaka sarılın arkadaşlar. Belki sarılma gibi bir adetiniz yoktu ama bu sınav haftası bir yani sınava günler kala sarılın. O negatif enerjinizi verin. Ya yani görün ister ki hepinizle tek tek sarılayım. Tabii ki sarılacağım öğrenciler olacak. O ayrı bir konu. Negatif enerjilerini alacağım tabii ki. Sizlerle de. Sizlerin de tümünün negatif enerjisini almaya razı olan bir kişiyim arkadaşlar. Ki düşünün ben aileden sizinle bir aile gibi olduk gerçi. Anneniz ve babanız sizdeki bütün yani sizler için her şeyi yapabilecek kişilerdir zaten. Sizdeki bütün negatif enerjiyi almaya e, hevesli olan kişilerdir zaten. Sarılın kardeşim sarılın. Yani sarılın şöyle mutlu huzurlu bir şekilde sınava girin kardeşim. İnşallah arkadaşlar e, sınavda da güzel şeyler yapacaksınız. 2021 tayfa. Evet sizinle de çok güzel günlerimiz geçti. Çok güzel olumlu yorumlar aldık arkadaşlar. Olumsuz yorum böyle birkaç tane vardı. O olumsuz yorumlarla da kendimizi düzelttik. Onlar da lazım tabii ki. Hiç şey yapmam. içerlemedim öğrencilerime. Valla 2018'den beri hep böyle güzel yorumlar. 2018'de biz bu işe başladığımızda şunu dedik öğrencilerden. Sizinle de şimdi bir veda görüşmesi yapıyoruz ya. Yani senenin başında da duymuşsunuzdur zaten benden de. Ya biz bu işi ne için yapıyoruz arkadaşlar? Bir Allah razı olsun deyin. Yani ki biz bunu çok diyoruz. Gerçekten ama gerçekten çok diyoruz. Hocam Allah razı olsun. Sayenizde çok güzel işler yaptım. Geometri full yapacak. Kıvama geldim diye hep söylüyorsunuz zaten. 2018'den beri de hep söyleyen arkadaşlar var. Hatta 2018'den beri kanalda yani abonelikten çıkmayan hala destekte bunlar arkadaşlar var. Hepinize teşekkür ediyorum. Ya yani Sizlerle de 2021 tayfayla da çok güzel işler yaptık ve çok ailevi bir ortam oluşturduk gerçekten hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum bu konuda ee, bazen e, cümlelerimden alınmış olabilirsiniz bilmiyorum öyle bir şey yaşamadım bu zamana kadar ama yani a, alındıysanız da hakkınızda helal edin arkadaşlar ee, sizden gelen yorumlarda e, olumsuz yorumlar konusundan bahsedeyim mesela çok öyle olumsuz yorum yani birkaç tane duyduk Tabii ki de yani alınmadım işte işte komutan dediniz şunu dediniz bunu dediniz. Yani çünkü ailedeki bir insan alınmaz arkadaşım. Yani sen benim dostumsun, kardeşimsin, arkadaşımsın. Senin söylediğin böyle e, bazı cümleler böyle alınabilecek cümlelerdir mesela bazı bazı yorumlar ki ne demek istediğimi anlıyorsunuzdur. O şeyde yorumlarda da siz de fark etmişsinizdir. Hiçbir şekilde sizin yorumlarınızdan en ufak bir e, şey sinirdir, şudur, budur böyle alınmadır gibi bir şeyim hiçbir şekilde olmadı. Yani e, o konuda benden yana da bir hakkınız var ki varsa ki e, yok bence e, ben de hakkımı helal ediyorum sizler de lütfen hakkınızı helal edin arkadaşlar sınavdan önceki e, sizin için hazırladığım son video arkadaşlar bu biliyorsunuz geçen senede ne yaptıydık sizler de hocam hadi işte programa başlayacağız şöyle böyle size de sınavdan önce işte şunu şunları yapacağım diye videolarda çekmiştim şimdi de 2022 tayfa için aynı şekilde arkadaşlar videolar çekeceğiz yani ne videosu bu işte 2022 tayfa nasıl başlayacak? İşte ders çalışma programı nasıl olacak? İşte yeni konu anlatımı mesela yeni konu anlatımından bahsedeceğim. Yeni konu anlatımında güncellediğim yerler var, onlardan bahsedeceğim mesela. Şimdi eskisini sakın ama sakın çıkartmayın. Belki e, 2022 tayfadan izleyenler falan vardır arkadaşlar. E, gün içerisinde, gün içerisinde, dil hafta içerisinde zaten o videoları artık tek tek yayınlayacağım arkadaşlar. Ama 2021 tayfadaki öğrenciler lütfen ama lütfen izlemesin. E, bu konuda sizi de kırmak istemiyorum ki bu zamana kadar o yüzden videolar çekmedim zaten arkadaşlar. E, ama son hafta e, sınav haftasından sonra biliyorsunuz biz hemen programa başlayacağız. E, onlardan da e, onların da videosu gelecek. Hatta acil geometrinin videolarını falan da koyacağım. Yani hafta içerisinde belki 10-15 tane birden video yüklemiş olacağım. Ee, sizler asla ama asla unutmayacağım tayfadan, tayfadansınız arkadaşlar. Hocam bize ne ara çabuk unuttunuz ne, ne ara veda ediyorsunuz demeyin. Ee, artık önümüzdeki 2022 tayfa içinde güzel şeyler yapmak için onlara da videolar çekmek zorundayım. Tamam mı arkadaşlar? Sizler şuradasınız. Hiç merak etmeyin. Kalbimdesiniz. Ee, sizlere tekrar ama tekrar... E, başarılar diliyorum YKS sınavında arkadaşlar. İnşallah hak ettiğiniz sonucu e, bulursunuz. Hak ettiğiniz emeğinizin karşılığını inşallah alırsınız. Genelde şunu söylüyorduk biz e, yani deneme sınavlarında artık netleriniz falan işte durumunuz bellidir. E, sınav anına göre değişiyor. Artı eksi 5 net diyoruz. Tabi bu 10 net'e kadar da çıkabiliyor. 10 Çıkab net fazlasını çıkartabilen arkadaşlar da gördük çünkü arkadaşlar. Sizler de belki de sınav anını iyi yönettiğiniz sürece bu e, on net yani kendi deneme sınavlarınızda yaptığınız netin 10 net daha fazlasını belki de daha da fazlasını yapabilirsiniz arkadaşlar. E, o konuda kalbinizi ferah tutun ve inşallah tekrar söylüyorum e, sizlere başarılar tabii ki diliyoruz. İnşallah emeklerinizin karşılığını alırsınız e, 2021 Tayfun. Evet gençler veda ediyoruz. Görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.